Merhaba güzel insanlar. Dörtler Kültür Merkezi'nden selamlar, sevgiler. Kültür Merkezi'nde gezmeye devam ediyoruz. Adanalı yazarlarımızı size tanıtıyoruz. Evet, karşımızda bir abimiz var. Sizi bir tanıyalım. Ben de Turan Diler. 1948 Adana doğumluyum. Emekli öğretmenim. Yurdumuzun muhtelif yerlerinde öğretmenlik yaptım. Bunun haricinde bir de 6 yıllık Viyana'da, Avusturya'nın başkenti, Türk işi çocukları, Türk kültür öğretmenliği yaptım. Nacizane İngilizce, Almanca bilirim. Bu kitabı yazarken daha çok... Kaç kitabınız var? Oradan başlayalım. İki kitabım var. Şu elinizde bir kitap görüyorum. Evet, bir de Kızılderililer var. Turan adlı bir kitap görüyorum. Adı Turan, kitabı Turan. Üstünde de ne kadar güzel bir Türk bayrağı var. Bu kitabın hikayesi nedir abisi ya? Bu kitap daha çok benim görev yaptığım yerlerde, özellikle Avusturya'daki Türk eserleri, Macaristan'daki Türk eserlerini ele aldım. Türkmenistan'daki yine Türk eserleri var. Ayrıca 3 kere bulunduğum Amerika Birleşik Devletleri'nde Cherokee Kızılderilileriyle bir araya gelme imkanım oldu. Onlarla sohbet ettik ve bize benzerlikleri, bize akrabalıklarını orada tespit ettim. Birçok da kelime var onların Türkçe olarak kullandıkları. Bunları aydınlığa kavuşturmak ve bunları okurlarıma tanıtmak amacıyla bu kitabı yazdım. Ellerinize sağlık, iyi yapmışsınız. Sağ ol. Bugün de Dörtler Kültür Merkezi'nde kitaplarınızı imzalıyorsunuz. Evet. Okuyucularımıza ne demek istersin? Okuyucularımıza artık Türkiye'de kitap okuma oranı iyice azaldı. Okumak lazım. Okumazsanız bilgi sahibi olamazsınız. Dolayısıyla bol bol okuyup bu konuda düşünmek ve fikirlerini ortaya çıkarmak veya yazarlarla bunları paylaşarak bunları daha derinlere götürmek en doğru iştir. Hem okusunlar hem de ailesine, çocuklarına, öğrencilerine, torunlarına kitap okutsunlar derim. Yarın da 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlere bir mesajınız var mı? Öğretmen arkadaşlarımıza öncelikle başarılar diliyorum. Tabii 30 yıl bu işi yapmış kişi olarak bu kutsal meslek, bambaşka bir meslek. Sağ olsunlar, toplumda saygı duyuluyor. Öğrencilerimiz, çevremiz, arkadaşlarımız tarafından takdir ediliyoruz. Öğretmenlere de şunu tavsiye ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız kendilerini yenilemelidirler. Yani sürekli olarak yeni bilgilerle teçhiz olmalılar ki daha iyi bilgiler verebilsinler. Onlara sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet, karşımızda da bir öğretmen vardı. Kendilerini dinledik. Herkesi Dörtler Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. 4 Aralık gününe kadar. Çok teşekkür ederim. Ben de. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.